Evet. Nerede kalmıştık? Yüz mantıkçımız vardı. Hepsinin alnı maviye boyanmıştı. Odaya girmeden önce onlara şöyle söylenmişti. En az birinizin bu 100 kişiden en az birinin alnı maviye boyanmış olacak. Mantıkçılar birbirlerini görebilsin diye ışıklar açıldığında, alnının mavi olduğuna kanaat getiren ışıkları kapattığımızda çıksın denmişti. Çıkan çıkacak. Sonra ışıklar tekrar yakılacaktı. İnsanlar yine birbirine bakacak ve ışıklar tekrar söndürülecekti. Sonra belki yine birileri çıkacak, ışıklar tekrar açılacaktı. Yani böyle gidiyor. Ayrıca odadaki herkes diğer herkesin mükemmel birer mantıkçı olduğunu biliyor. Hepsinin şaşmaz mantıkları var. Soru şuydu: Ne olur? Hatta belki şöyle daha ilginç bir soru da olabilir. Neden öyle olur? İlk olarak ne olur sorusunu cevaplayacağım. Eğer sadece cevabı dinler, nedenini bilmezseniz esrar rengiz görünebilir. Cevap şu. Işık 100 kez açılıp kapatıldığında ışık 100 kez yakıldıktan sonra tekrar söndürüldüğünde hepsi birden odayı terk eder. Hepsi birden çıkar. Garip değil mi? Diyelim ki ben bu 100 kişiden biriyim veya siz onlardan birisiniz. Odaya giriyorum. Işıklar yakılıyor. Baktığımda mavi alınlı 99 kişi görüyorum. Kendi alnımı göremiyorum tabii haliyle. Ama elbette diğerleri benim alnımı görebiliyor. Diğer herkese göre ben 99 kişiden biriyim çünkü. Ve ben 99 mavi alın görüyorum. Işıklar açılıyor. 99 mavi alın görüyoruz. Işıklar söndürülüyor sonra tekrar yakılıyor. Herkes hala öylece duruyor ve ben hala 99 mavi alın görüyorum. Bu 100 kez tekrarlanıyor. Işıkların 100. kez açılmasından sonra herkes odayı birden terk ediyor. İlk bakışta deli saçması gibi geliyor öyle değil mi? Çünkü değişen hiçbir şey yok. Işığı her yaktığımızda herhangi bir şey değişiyor değil. Ama şöyle düşünmek lazım ki soruyu ilginç kılan da bu Odada sadece bir kişi olsaydı ne olurdu? Yarışma başlamadan önce şöyle diyeyim. Kimse bana odada 100 kişi olduğunu söylemiyor. Bir tek diyorlar ki, içinizden en az birinin odada bulunanlardan en az birinin alnı maviye boyanacak ve alnının mavi olduğundan emin olur olmaz odadan çıkacaksın. Ve odadaki herkes kusursuz birer mantıkçı. O halde Odada yüz yerine sadece bir kusursuz mantıkçının olduğu duruma bakalım. Diyelim ki o kişi de benim. Evet, o da bu olsun. İçeri girip oturuyorum. Hmm, maviyle çizsem daha iyi olacak. Sonra ışıkları açıp diyorlar ki, odadakilere şöyle bir bak. Odaya şöyle bir bakıyorum ve görüyorum ki başka kimse yok. Unutmayın, herkesin alnı mavi olacak tek bir kişi olsa bile. Ve bu durumda o bir kişinin veya benim, ya e artık o kişi kimse, alnı mavi. Etrafına bakıyor ve odada kendisinden başka kimsenin olmadığını görüyor. Ama sorunun verilenlerini hatırlıyor. Unutursa diye belki bir karta yazıp eline tutuşturmuş bile olabilirler. En az bir kişinin alnı mavi olmak zorunda. Etrafına bakıp diyor ki, ee bu odadaki tek kişi benim. Odadakilerden en az birinin alnı maviye boyanmış olacak demişlerdi. Odadaki tek kişi ben olduğuma göre benim alnım mavi olmalı. Dolayısıyla ışıklar söner sönmez odadan çıkıyor. Gayet mantıklı. Öyle değil mi? Bu neredeyse abeslik derecesinde basitti. Şimdi diyebilirsiniz ki peki 100 kişi olunca ne olur? Önce 2 kişi olunca ne olur ona bakalım. Yine ikisinin de alnı maviye boyanmış. Bir kişi daha çizeyim. Çize çize yüz kişiye kadar gitmeyeceğim tabii. Diyelim ki odada iki kişi var. Şimdi kendimizi bu adamın yerine koyalım. Mavi bir alnın ardında duruyoruz. Evet. Odaya girdiğinde aklından şu geçiyor. Alnım ya mavidir, <laughs> Toplantım da vardı gerçi ama. Ne yapalım? Artık iptal edeceğim. Alnım ya mavidir ya da değildir. Mavi değil. Bu adamın aklından geçen bu. Çiziyorum. Tabii alnı da mavi olacak. Ama o bunu bilmiyor. Çünkü göremiyor. Vücudun başka bir noktası yerine alnı boyamanın olayı da bu zaten. Yani diyor ki: "Alnım ya mavidir ya da değildir." İçeri giriyor. Bu adam buradaki adam içeri giriyor. Işıklar ilk yandığında diğer adamın alnının mavi olduğunu görüyor. Tamam diyor. Bir düşüneyim. Bu adam bu iki duruma göre nasıl bir tepki verebilir? Diyelim ki benim alnım mavi değil. Bu ihtimal üzerinden düşüneyim. Eğer benim alnım mavi değilse bu adam ne sonuca varır? Işıklar yandığında alnımın mavi olmadığını görür ve ikimiz de biliyoruz ki en az birimizin alnı mavi olmak zorunda. O halde bu adam mükemmel bir mantıkçı olduğu için kendi alnının mavi olduğu sonucuna ulaşır. Unutmayın, bu benim alnımın mavi olmadığını varsaydığımız durum için geçerli. Şu an bu evrendeyiz. Ben de mükemmel bir mantıkçı olduğuma göre, madem alnımın mavi olmadığı bir evreni simüle ediyoruz, o halde bu adam alnımın mavi olmadığını görecektir ve diyecektir ki o halde benim alnım mavi olmak zorunda. Dolayısıyla ışıklar söndüğünde bu adam çıkacaktır. Odayı terk edecektir. Tabi bunun tam tersi de geçerli. Diğer adam da aynı mantığı güdecektir. Peki, ikisinin alnı da mavi ise ne olur? Işıklar söndürülüyor, sonra tekrar yakılıyor. Işıklar tekrar yandığında, bu adam hala orada oturuyor olur. Ve az önce şu sonuca ulaştık eğer benim alnım mavi olmasaydı. Eh, artık bu ben olayım. Eğer benim alnım mavi olmasaydı, bu adam çıkmış olurdu. Çünkü mavi alınlı tek kişinin kendisi olduğu kanaatine varırdı ve odayı terk ederdi. Ama terk etmediğine göre artık biliyorum ki benim alnım da mavi. Yani ışıklar ikinci kez yakıldığında alnımın mavi olduğu sonucuna ulaşıyorum. Işıklar tekrar söndürüldüğünde de odadan çıkıyorum. Bu adam da kusursuz bir mantıkçı olduğu için o da birebir aynı çıkarımı yapıyor. Çünkü o da kafasında aynı simülasyonu yaptı. Dedi ki, şayet benim alnım mavi olmasaydı, bu adam ışıklar ilk söndüğünde odadan çıkardı. Yani bu adamın alnı mavi olmasaydı, bu diğer adam diyecekti ki, odadaki mavi alınlı tek kişi benim. Ya da şöyle söyleyeyim, Odada mavi alınlı kimseyi göremiyorum ve biliyorum ki en az bir kişinin alnı mavi olmak zorunda. O halde benim çıkmam lazım. Ama çıkmadı. O yüzden bu adam anladı ki kendi alnı da mavi. O yüzden odayı birlikte terk ediyorlar. Hatta belki aynı anda çıktıkları için kapıya falan sıkışıyorlardır. E bu da gayet mantıklı. Peki kişi sayısını 3'e çıkarttığımızda ne olur? Az önce söyledik. Odada bir kişi varsa, o kişi ışıklar ilk yandığında gerekli sonuca ulaşıp, ilk söndüğünde odayı terk ediyor. Eğer iki kişi varsa, aynı sonuca ulaşmaları için ışıkların iki kez yanması gerekiyor. Kişi sayısı 3 ise, sanırım işin nereye varacağını anladınız. Odada 3 kişi var. 1, 2, 3. Ne demiştik? Kimse alnının mavi olduğunu bilmiyor. Ama programın yapımcıları aslında hepsinin alnını maviye boyadı. Kendimizi de bu defa da bu adamın yerine koyalım. Bu adama göre alnı ya mavidir ya da değildir. Ya da değildir. Alnının mavi olmadığı gerçeklikte olacak şey nedir? Biraz kafa karıştırıcı olmaya başlıyor biliyorum ama bir önceki örneği düşününce çok daha kolay anlaşılıyor. Alnı mavi olmayan bir kişinin varlığı, Alnı mavi olanların ne yapacağını etkilememeli. Çünkü mesela bu sol alttaki adamın alnı mavi değilse ne olur? Sağ alttaki adam bir bu adama bir de bu adama bakıp der ki bu adamın alnı mavi. Bu adamınki ise değil. Yani eğer benim alnım mavi değilse bu adam alnı mavi olmayan iki kişi görür. Ve daha ilk günden odayı terk eder. İlk günden değil tabi ışıklar <laughs> ilk söndürüldüğünde terk eder odayı. Yani adam bu sonuca ulaşır. Işıklar ikinci kez yandığında da şöyle der. Vay bu adam odadan çıkmadı. Bu adamın alnı zaten mavi değil ve bu adam odayı terk etmediğine göre mavi alınlı birini görmüş olmalı. Demek ki benim alnım mavi. Yani eğer bu adamın alnı mavi değilse ışıklar ikinci kez söndüğünde bu iki adam odadan çıkar. Peki ışıklar ikinci kez söndüğünde odadan çıkmazlarsa ne olur? Eğer benim alnım mavi olmasaydı çıkmış olurlardı. Işık üçüncü kez yandığında hala burada olduklarına göre o halde benim alnım da mavi. Yani alnı maviye boyanmış üç kişi var. Hepsi de mükemmel mantıkçılar. Işıklar üç kez açıldıktan yani üç kez yakıldıktan sonra tekrar söndürüldüğünde hepsi birlikte odadan çıkar. Hepsi birden odayı terk eder. Kişi sayısı ne olursa olsun bu mantık yine geçerli. Bin kişi de olsa fark etmez. Sayıyı arttırdığımızda dördüncü kişi yine aynı mantığı yürütür. Mantık değişmiyor. Eğer bu adamın alnı mavi değilse, bu adamlar ışık 3 kez açıldıktan sonra odayı terk eder. Ama ışık 3 kez yakıldıktan sonra hala odayı terk etmedilerse, bu dördüncü kişi de mavi olmalıdır. Hepsi birden çıkarlar. Herkes birbirinin alnını dört kez gördükten sonra hep birlikte odadan ayrılırlar. Bu sayıyı yüze çıkartınca da sonuç değişmez. Yüz keyfi bir sayı zaten. 1 milyon kişi olsa bu kez de birbirlerine 1 milyon kez bakmaları gerekir. 1 milyonuncu defada hepsi herkesin alnının mavi olduğu kanaatine varır ve odayı hep birlikte terk ederler. Düşününce aslında çok basit bir mantık ama sonucu için biraz ürpertici demek yanlış olmaz. Umarım cevap sizi tatmin etmiştir. Gelecek videoda görüşürüz.